Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Galiba bugün 44. günümüz. 8. sözdeyiz. 8. sözü de 4. ders olarak konuşuyoruz. Dün bir kaza yaşandı. Dersimiz daha bitmeden telefon geldi. Ben uçak modunu almayı unutmuşum. O yüzden erken kesmek zorunda kaldık. Bugün inşallah yine bir saatimizi doldurarak, elimizden geldiğince ilerlemeye çalışarak metni konuşacağız. 8. söz dediğimiz gibi iki ayetle başlıyor. Bu iki ayet bize Cenab-ı Hakk'ın her şeyle ilgili olduğunu, her şeyin devam ettiricisi, gözeticisi, kemale erdiricisi olduğunu haber veriyor. Birisi bunu Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla haber veriyor. Diğeri dinden bahsederek haber veriyor. Neydi bu ayetler? Okuyarak başlayalım. 8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indallahil islam. 1. ayetin meali şöyleydi. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur, kayyum odur. Söz basım yayın Allah razı olsun burada hay ve kayyuma da bir parça şey vermiş, tanım vermiş. Onu da okuyalım. Hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Hay isminin manası bu. Hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Kayyum isminin kısa bir manası da böyle. Bizzat kaim olan odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder. Bütün varlıklar onunla ayakta durur ve varlıkları onunla devam eder. Kayyumun manası da özetle buymuş. Bu ifadeler, bu ifade, üstteki ifade yani bu ilk okuduğumuz ayet, Bakara suresinin 255. ayetinden alınma, ayetin tamamı değil, içinden bir kısım bu. İkinci okuduğumuz kısım yani kısa bir mealiyle şöyle olan, şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir de Âl-i İmrân suresinin 19. ayetinden alınma bir kısım. Bu da ayetin tamamı değil, galiba ayetin başı. Yanlış hatırlamıyorsam ayetin başı yani. Yani din ile Cenab-ı Hakk'ın tek oluşu yani ondan başka ilah olmayışı, hay oluşu, kayyum oluşu bunlar birbiriyle irtibatlı. İlk 3 derste özellikle ilk derste 41. ders olması lazım ya da 40. ders. Onu çok ağırlıklı konuştuk. Diğerlerinde de parça parça yine girdik. Ancak bu derslerde artık tekrar bu mevzuya dönmeyeceğiz. Belki gerek olursa kısa parçacıklar halinde atıflar yapacağız. Çünkü ilerlememiz zorlaşıyor. Devam edelim. Metni okuyalım. Ders yaptığımız yere kadar okuyalım. Ondan sonrasında ince tefekkürle tekrar düşünerek ilerlemeye çalışalım. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din hak olmazsa dünya bir zindan olması. Eğer din hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, ya Allah, la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. İki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizame tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır.
Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bu bahsi dün konuşurken şuna dikkat çekmiştik. Hürriyet, serbestlik bunlar alabildiğine, mahsa, körü körüne övülecek şeyler, kapılacak şeyler değildir. Şeriatta bunların da sınırları vardır. Sınırlarıyla şeriatta her şey tayin edilmiştir. Hudutlarıyla hayır getirir bunlar. Asıl bunu söylemek lazım belki. Hudutlarıyla hayır getirir bunlar. Hudutsuz olduklarında bunlardan da korkmak gerektir. O yüzden liberal söylemin, güncel popüler söylemin, özgürlük, serbest, istediğimi yaparım, ben karar veririm, benim bedenim, benim kararım falan bunlara dedik Müslüman öyle yaklaşmaz. Mesafeli yaklaşır bu söylemlere. Neden? Çünkü bilir ki bir şey bir de, iki de, üç de hayır getirse de dörtte, beşte getireceğinin garantisi yoktur. Ateş çok faydalı bir şey. Ocağımızı yakıyoruz, çayımızı kaynatıyoruz, suyumuzu ısıtıyoruz. Bir sürü faydası var. Ama her yerde faydalı mı? Hayır. Evin yandığında zararını görüyorsun. Veya bir yerin yandığında zararını görüyorsun. Yani dokuların zararı görüyor. Varlığın kainatta böyle olduğunu idrak eden insan elbette kavram olarak da onlara bir mesafeyle, bir acabayla, bir Cenab-ı Hakk'ın meşruiyet dairesini kollayarak, yaratıcının tayin ettiği sınırları kollayarak yaklaşması gerekmez mi? Evet, Müslümanın cevabı buna kesinlikle evettir. Ve bu evetten dolayı da biz serbestiyet ve hürriyete de kapılıp gitmeyiz yani. Meşrutiyeti meşrua, hürriyeti şer'iye, Bediüzzaman'ın ifadeleriyle bunlar için de biz ancak kabul ederiz. Dört mezhebin fıkhı dışında böyle bir haram helal dengesi olmayan, helali haram, haramı helal sayan bir özgürlük anlayışı bizim özgürlük anlayışımız değil. Bunda hayır da görülmeyeceğini bu sekizinci söz bize anlatacak. Böyle bir serbestlikte hayır olmadığını. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti ve nizam ve intizame tebaiyeti kabul etti. Allah'a tevekkül etti, devam etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Çöl yani, çöle girmiş. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı, ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarından göğermiş olan ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağını takarrub etmiş, böyle yani kapmak üzere. Takarrub etmiş. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam sui fehminden, yani anlayışsızlığından, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğuna intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadı fügan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, yani aptala yatıp sağra vurup kendini,
ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ene inde zanni abdi bi." Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp gideceğiz. Meş'um yani uğursuz, rahatsızlık veren, sıkıntılı gibi manaları var. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. Kötü kardeşin halet-i ruhiyesi böyleymiş. Bu kısmı dün okuduk. Üzerine de 4 derstir konuşuyoruz. Bu böyle midir diye sorduğumuzda hakikaten böyle olduğunu dünyanın ahvalinden de çıkartıyoruz. Hem kafirlerin halinden çıkarıyoruz hem de bizim gafillerimizin ve kendi gaflete düştüğümüz anların içinden çıkarıyoruz. Nasıl? İnsanoğlu da karamsarlığa kapıldığında cehennemin bizzat kendi içinde var olduğunu hissedebiliyor. Evet, büyük bir cehennem var. Evet, yaratılacak. İnsanlar ona atılacak. Ancak ondan evvel dünyada cehennemi kazandırabilecek işlerin, amellerin insanın kalbinde yarattığı ya da yaratılmasına vesile olduğu cehennem numunesi bir yangın var. Biz de gafil olduğumuzda, Allah'a hesaba katmadığımızda, karamsar olduğumuzda, ümitsiz olduğumuzda, kötü niyetli olduğumuzda, yani böyle hamlıklarla kuşandığımızda içimizde yananı hissediyoruz. Haset ettiğimizde içimizde yananı hissediyoruz. O hamlığın bizi nereye götürdüğünü içimizdeki şahit bize anlatıyor. Diyor ki bak bu yaptığın oraya layık bir iş. İçini yakmasından belli yani. Seni rahatsız etmesinden, bunaltmasından, sıkmasından belli ki oraya gidiyor bu iş diye haber veriyor. Buradaki halet-i ruhiye de öyle bir halet-i ruhiye. İnsanoğlu büyük resmin ne anlam ifade ettiğini bilmedikten sonra, temel sorularını cevaplamadıktan sonra, niye geldim bu aleme, niye varım, ne işlemem lazım, nereye gidiyorum, bu fani hayatı bakileştirmenin bir yolu yok mu gibi soruları cevaplayamadıktan sonra, alttaki küçük başlıklar, bugün ne yesem, acaba Beşiktaş maç kazanacak mı, hangi dizi izleyeyim falan, bunlar gibi sorular çözüm değil, çare getirmiyor, tatmin de getirmiyor. Nedir? Oyalanma işte. Bu adam nasıl, o da bir ağaç gördü, o ağacın meyvelerini yiyerek o halet-i ruhiyeyi atlatmaya çalışıyor. Görmemeye çalışıyor, unutmaya çalışıyor. Yani gaflete vuruyor kendisini. Bir nevi uyuşturucu gibi kullanıyor. Hayatı müsekkin, uyuşturucu gibi kullanıyor. Biz uyuşturucu dediğimiz zaman arkadaşlar sadece aklımıza eroin, kokain, şunlar bunlar geliyor. Değil. Hayatın bizzat kendisi asıl amacı unutmak için kullanılırsa uyuşturucuya dönüşür. Cenab-ı Hak mallarınız, evlatlarınız sizin için imtihandır diyor. İnsanın malı, evladı Allah'tan alıkoyuyorsa o da uyuşturucudur. Televizyon alıkoyuyorsa televizyon uyuşturucudur. İnternet alıkoyuyorsa internet uyuşturucudur. Asıl gayeden bizi uzaklaştırandır uyuşturucu. Kimyevi uyuşturucular bunun sadece bir dalı, bir kolu, bir parçası. O da uyuşturuyor yani, o da o halet-i ruhiye ile meşgul olmamayı sağlıyor, kafayı dağıtıyor. Ama asıl sakinleştiricimiz, daha doğrusu sakinleştirme değil, tatmin edicimiz sorularımızın cevap bulmasıdır. Hayatla yüzleşmektir. Hayatın temel problemleriyle, ya olmazsa olmazlarımız neler bizim dediğimiz noktayla yüzleşip onlara kalıcı çözümler bulabilmektir. Ki dinin amacı, dinin insanlara kazandırdığı da budur. Cenab-ı Hakk'ın hayatı dinle kemale erdirmesidir.
o irade dediğimiz boş sayfaya bırakılan alanı nasıl dolduracağımızı bize göstermesidir. Eğer o gösterilmezse biz dolduramayız ve ziyan oluruz. Üzerimizdeki sanat fena bulur. Bunu da geçenki dersimizde Ferrari örneğiyle bir parça anlatmaya çalıştık. Ferrari'nin direksiyonu olmasa, lastikleri olmasa tasarımı boşa düşer. İyi bir işe yaramaz ki. Ondaki o motordur, bilmem karbüratördür, şudur budur, aküdür. Bunlar o araba yolda gitsin diye yapılmış. Ama sen onun lastiklerini takmadın, direksiyonunu takmadın. Yani o tasarım eksik kaldı demektir. Asıl amacına gidemiyor demektir. Boşa düştü demektir. Lastiği, direksiyon olmayan Ferrari'nin hurdadan ne farkı var? O da hareket etmiyor, bu da etmiyor. O da duruyor, bu da duruyor. Taştan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. İnsan da din olmadığı zaman, nereye gideceğini, nasıl gideceğini bilmediği zaman, o süreci tanımlayamadığı zaman işte bu hale düşüyor. İstediği kadar boylu poslu olsun, sağlıklı olsun, güzel olsun, sesi güzel olsun, boyu güzel olsun, tipi güzel olsun, fark etmez, sanatı boşa düşüyor. Amaçsızlıktan dolayı sanatı boşa düşüyor. Bunu da Bediüzzaman Hazretleri asıl 23. sözde çok güzel izah ediyor. İnşallah Cenab-ı Hak ömür afiyet verirse o günde 23. sözü konuşurken 8. sözü hatırlayıp atıf yaparız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Artık iyi kardeşle beraberiz. Bakalım onun seyahati nasıl gidiyor. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Bakın, hayatın anlamını bilmek beraberinde ne getiriyor? Ahlak güzelliği. Ahlak güzelliğine getiriyor? Güzel bakış, güzel anlamlandırmalar ve güzel hayal kurmalar. Yani geleceğe dair beklentileri de güzelleştiriyor. Var olanla muhatabiyeti de güzelleştiriyor. Artı ahlakı güzelleştiriyor. Anlam ahlakı güzelleştiriyor. Ya da şöyle söyleyelim. Anlam ahlakı oluşturuyor zaten. İşte bahsettiğim kitapta Marksist filozof diyor ki eğer dini tamamen bilgiler kitabı kitabın ismi. Eğer dini tamamen diyor çekip alabilirsek şeyin içinden, toplumun içinden çıkarabilirsek diyor, böyle bir şey mümkün olsa, iyi ve güzelin ayrımı için hiçbir sebep kalmaz diyor artık. Yani ne kötü ne iyi, buna karar veremeyiz diyor. Bugün diyor hayatta iyi ve güzel diye bir tayin yapabiliyorsak bu diyor şey sayesinde, din sayesinde. Din olduğu için bu böyle. Din olmadığında bu ayrım yapılamaz diyor adam. Onu da hep okuyacağım diyorum, okuyamıyorum. Cenab-ı Hak hatırlatsın. Bir dahaki derste kitabı şöyle yanıma koyayım da kalkıp almadan şuradan alıp okuyabileyim size inşallah. Evet, anlam ahlakı oluşturuyor dedik. Anlamla baktığınız zaman hayata artık o anlam fiillerinizi etkilemeye başlıyor. Madem bir Allah var o zaman ona göre davranmak lazım. İster istemez dahil oluyor hayatınıza. O hakikat dahil olduğunda da ahlak değişimi yaşanıyor. Ahlak değişimi de her yöne bakışınızı değiştiriyor. Hayalinize, hüsnü zannınıza ve bir de kendi kendine ünsiyetinizi etki ediyor ki bu daha önemli bir şey. Ünsiyet etmek burada ne mana verilmiş? Dostluk, alışkanlık diyor. Ünsiyet şey demek yani böyle uyum, kaynaşma, dostluk, alışkanlık da şey değil ama kendi kendine ünsiyet yani kendi kendine yetiyorsun. Uyuşuyorsun, bedenin içinde rahatsın, tatmin olmuşsun, huzurlusun gibi manalar yani. İnsan kendi kendine ünsiyet edebilir mi? Doğru anlamları bulursa evet. Zaten biz bakıyoruz kamil insanlara, daha duruşlarında, yürüyüşlerinde, konuşmalarında yani bir şey var böyle. Taşın durduğu yeri bilmesi şeyi var. Dengesizlik yok, acaba yok, sarsıntı yok. Hatta öyle insanların sınavı da işte toplumu telaşa düşüren, aceleye düşüren, fitneye düşüren anlarda sebatlarını yitirmemeleri. Öyle insanlar bu turnusol anlarında bizden ayrılıyorlar. Biz nasıl acaba diyoruz ya ne olacak falan filan.
Bakıyorsunuz o insanlar sapasağlam yerlerindeler. Fıkra olarak anlatılır. Adamın bir tanesi bir gün hamam böceği görmüş ya da başka bir böcek. Ben hamam böceği diye duymuştum. Ya demiş, ya Rabbi her şeyi yarattın, tamam biliyorum hikmeti var ama bunu demiş ya niye yarattın ya? Demiş, çok sevimsiz görünüşü falan, çirkin. Geziyor meziyor her yerde, böyle midemizi bulandırıyor falan. Gel zaman git zaman o adam hasta olmuş. Abi dolaşıyor doktorları, hekimleri şifasını bulamıyorlar. Hastalık ilerliyor. En son bir hekime gönderiyorlar bunu. Hekim buna bakıyor, inceliyor. Diyor ki, kardeş diyor, bunun bir devası var ama diyor çok sağlam mide ister diyor. Yapabilirsen iyileşirsin diyor. Yapamazsan diyor iyileşemezsin. Doktor bey diyor, ölecek değiliz yani, mecburen yapacağız diyor. Sen söyle, ben yaparım onu diyor. Hani diyor hamam böceği var ya, bildin mi? Tamam biliyorum. Ondan diyor 40 gün boyunca birer tane diyor yiyeceksin. Yersen iyileşirsin. Yiyemezsen, miden kaldırmazsa bu hastalığın şifası başka yok. Adam tabii mecburen o 40 gün o böceği yiyor. Dersini de alıyor. Sonra gel zaman git zaman bu adam bir deniz yolculuğuna çıkarıyor. O sırada fırtına oluyor falan. Herkes telaş içinde, koşuşturuyorlar. Ya işte aman Allah'ım, işte gemi batacak bilmem ne falan filan. Feryatlar, figanlar. Ama adam çok rahat. Bu adam çok rahat. Oturduğu yerde Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tesbih çekiyor böyle. En son o tayfalardan bir tanesi dayanamıyor. Amcacığım diyor ya, bir telaş et diyor ya, gemi batacak diyor. Baksana halimize diyor, hepimiz koşuşturuyoruz diyor. Sen diyor oturmuşsun Subhanallah, Subhanallah. Yavrum diyor, ben bir kere onun işine karıştım diyor. Bana 40 gün diyor hamam böceği yedir diyor. Bir daha ben onun işine karışmam. İşte o misal. Varlığa ünsiyet etmek, kendine ünsiyet etmek, hem kendindeki hem varlıktaki şeylerin bir anlamı olduğunu bilmekle mümkün. İnsan bir anlama bağladığı şeye tevekkül ediyor. Ya da şöyle söyleyelim, bir anlamı verdiğiniz zaman onu dosyalayıp kaldırabiliyorsunuz. Bir anlam veremezseniz o öyle kalıyor, sürekli kafanızda dönüp duruyor. Ya Mehmet Bey geçen selam verdim, niye almadı? Ya Ayşe her zaman bana iyi davranırdı, bu sefer niye suratını astı? Bak, anlam veremedin, bir yere koyamadın, o dönüyor kafanda. Ama sonra birisi sana dedi ki ya Mehmet Bey'in çok kötü bir derdi var. Selam verdim, beni duymadı falan, başka birisi size böyle bir şey söyledi. Meğer derdindenmiş, adam onu düşünüyormuş, o yüzden o selamı almamış. Veya Ayşe borcu varmış, susu varmış, o yüzden bugünlerde morali çok bozuk, insanlara da düzgün cevap vermiyor. Birisi size bunu böyle üçüncü kişi anlattı. O zaman ne yaparsınız? Ha, benim selamımı da o yüzden almamış deyip o işi dosyalamış olursunuz, bir kaba koyarsınız, rafına kaldırırsınız. O kafanızda kalmaz artık, geçmişinizde kalır, bir yere bağlanmış olur. Tıpkı bunun gibi hayatın içinde yaşadığımız olaylarda, rastladığımız hadiselerde doğru anlamları bulamadıkları zaman bizde kalıyor. Yük kalıyor, meşguliyet kalıyor, sürekli dönüyor beynimizde, kalbimizde. Eziyet veriyor. Ya mesela dünyadaki bütün canlılar nasıl besleniyor ya? Bunların rızkı nasıl dönüyor? Yani şöyle tefekkür amaçlı değil de şey diye soruyorsunuz bunu diye düşünelim. Yazık onlara ya, bunlar beslenemiyorlardır. Çok acizler, onlara yiyecek gitmiyordur. İşte nasıl olacak bu işler? Bu varlıklara yazık oluyor falan. Bunu bir sanki kendiniz onu yapmalıymışsınız gibi düşünürseniz, bakın o hadise hep sizde yük. Ama bir yerde şuna vardığınız zaman, ya Cenab-ı Hak Rezzak Hakim'dir. Nasıl beni besliyor, onları da besliyor. En acizler en iyi besleniyor. Meyve kurtları insanlardan daha çok yani rahat ve besinli gıdalar bulabiliyorlar. Kainatın şeyi gösteriyor ki bu acizlik, bu zayıflık beslenmeye engel değil. Bak, anlamı koydun, o olayı sardın, kaldırdın bir kenara. Anlamını bilirsen kaldırıp kenara koyarsın ve böylece hem kendi içinde, kendinle, kendindeki hikmetlerle de, mesela bir sürü duygumuz var bizim. Bunların bazıları yanlış, bazıları doğru. Duygu temelde yanlış değil ama sarf ettiğin yere doğru, ifrat, tefritte yanlışa düşebiliyorsun.
Ne zaman ki o duygunun haddi vasatını, istikametini bildin, o duyguyu bir yere bağladın. Mesela inat, Bediüzzaman Hazretleri'nin inat üzerinden verdiği bir örnek var. İnat, şimdi ya bu inat niye bende var? Ben bu inatı yok edeyim. Yok edebilir misin? Edemezsin. Allah onu yaratmış, içine koymuş. Fıtratının parçası. Yok olmaz. Ama şöyle bilsen, bu inadın amacı hakta sebat etmektir. Doğruyu inatla savunmak gerekir. İbadetlerde inatlı olmak gerekir. Şeytanın vesvesesine kapılmamak gerekir. Takvada inatlı olmak gerekir. Hayırda inatlı olmak gerekir. Hakkı beyanda inatlı olmak gerekir. Bak, inadın yeri var yani. Bak, onu bağladığınız zaman inat artık sizin içinizde anlamlandı. Onunla savaşmanız, onu yok etmeye çalışmanız gerekmiyor artık. Dosyalayıp kaldırıyorsunuz yerine ve onunla artık tatmin olabiliyorsunuz. Veya işte hırs. Hırs Allah bana vermiş. Ama bu hırsı vermesinin sebebi hayırda muvaffak olmak için. Şerri dilemek için değil, başkasını kötü hale düşürmek için değil. Benim dilediğim şeyi yaratmak başkasının yoksunluğunu şart kılmıyor. Allah ona da bana da verebilir. Onun da muvaffak olması, benim de muvaffak olmam sonsuz bir Allah'a yük değil ki. Birbirimizi ezerek ilerleyelim. Bu geniş düşünceye çıktığınız zaman hırsınızla savaşmayı bırakıyorsunuz. Evet, ben bir şeyleri çok istiyorum. Ama bu isteyişim başkasının kötülüğünü istememi gerektirmez. Ben hayır istiyorum. Helal dairesinde istiyorum. Olur olur, olmazsa yine o Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Onda da bir iyilik vardır. Ulaşamadığımdan da ümitsizliğe düşmemeliyim gibi gibi manalarla kendi içinde de insan psikolojisiyle, vücudunun parçalarıyla barıştığı gibi ruhunun da kalbinin de hissiyatının da parçalarıyla bu düşünüşle barışır. Çünkü büyük resme bir anlam vermiş olur. Büyük resmin anlamı olduktan sonra içindeki parçaların elbette ister istemez ya bizzat ya neticeleri itibariyle güzelliği, anlamları olur. Evet, hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür, yani kolaylık görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Nizama tebaiyet eden teshilat görür. Yurt dışına kaçak gitmek mi kolay, pasaportla resmi bir şekilde gitmek mi kolay? Bakın, nizama uyduğunuz zaman kolaylık görüyorsunuz. Devlet size kolaylık sağlıyor. Uçağınıza atlıyorsunuz. Hop iniyorsunuz. Orada işte pasaport işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Gerçi ben hiç yurt dışına gitmedim ama hani öyle oluyor süreç. Biliyoruz. Kolaylık görüyorsunuz. Ama ona uymadığınız zaman bota atlıyorsunuz. Gece vakti sahil güvenlikten kurtulacaksınız. Bilmem ne. Yağmur var. Fırtına var. O teknolabora olabilir. Bir de sahil güvenlikleri o Batı ülkelerini şimdi göçmenlere çok kötü davranıyorlar. Gemilerini batırıyorlar bazen. Allah muhafaza. Bir sürü sıkıntısı var yani. İşte nizamdan dolayı. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Bakınız. Bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem de bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere, yani murdar işte rahatsızlık verici, çirkin, kirli, burada ne verilmiş mana, ona da bakalım, pis manası verilmiş, evet. Şeylere dikkat edip meşgul olmuş. Murdarı mesela bizim Sivas'ta leş manasında da kullanıyorlar. İşte orada bir murdar var dedikleri zaman, ya da bir hayvan murdar olmuş dedikleri zaman, leş olmuş yani, kendi ölmüş. İslami usuller öyle kesilmeden ölmüş manasında. Mesela hayvan çatlayıp öldü, murdar oldu derler gibi. Şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Maşallah ona. Yani şunu bilmek lazım. İnsan,
Cenab-ı Hak insanı öyle bir sanatla yaratmış. Baktığı şeyi çoğaltabiliyor. Nasıl şimdi söylediğim şey belki tuhaf geldi size. Mesela kötülüğü ararsa üretebiliyor. Mesela bir insanı sevmemek için nedenler bulmaya çalışırsanız bir sürü neden bulursunuz. Hikayeler anlatılır. Komşusunu hırsızlık yaptığından şüpheleniyormuş başka birisi. Bakmış ki ya her hareketi de hırsıza benziyor. Bak bana bakarken nasıl kafasını çeviriyor falan. Bak nasıl buradan geçerken hızlı geçti falan filan. Her hareketi hırsızlığın hareketi gibi gözüküyormuş. Ama sonra anlaşılmış ki ya o şey çalınmadı. Atıyorum bir yere düştü, oradan bulunuyor. Bu sefer de bakmış ki ya o adamın hiçbir hareketi hırsız hareketi gibi değil. Burada bilgiyi değiştiren ne? Bakış açısı. İnsanoğluna Cenab-ı Hak böyle bir yetenek vermiş. Ne için? Hayrı çoğaltıp şerri azaltması için. Yani insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu yeteneği kullandığı zaman kainattan marifetullah devşiriyor. Ve kötülüğü azaltabiliyor bakış açısıyla. Mesela bir zalim size kötülük etti. Siz diyorsunuz ki Allah hakimdir. Bunun bir hikmeti var. Bu kötülükle bizi yetiştiriyor falan filan. İnşallah biz bu mazlumiyetten kurtulacağız. Biz mesela bugün Uygur Müslümanların haline bakıyoruz. Çeçenistan'daki Müslümanlara bakıyoruz. Filistin'deki Müslümanlara bakıyoruz. Ne diyoruz? Bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır. Bu zaman dolduğunda o Müslümanlar öyle bir yetişmiş olacaklar ki belki en ilerimize geçecekler. Bunun mükafatı olarak en rahatlarımız olacaklar. Cenab-ı Hak onları ağır imtihan ediyor diyoruz. İnşallah onları kurtaracak diyoruz. Ya Rabbi bu Ramazan hürmetine inşallah onların sıkıntılarını felaha çevir diyoruz. Üstad Hazretleri de hatırlarsınız o Tiflis'deki polisle arasında geçen diyalogda diyor. O adam diyor ki ya diyor şaşarım senin aklına diyor İslam diyor parça parça olmuş. Bir de diyor onlardan diyor ümit mi besliyorsun? O nasıl bakıyor? Mısır diyor İngiliz mektebi idadisinde ders görüyor. Hindistan gene İngiliz mektebi şeyinde bilmem şurası diyor Fransız bilmem şeyinde. İşte Kafkaslar diyor Rus mektebi harbiyesinde eğitim görüyor. Bunu bir şey olarak anlamlandırıyor Bediüzzaman. Bir yetişme süreci. Cenab-ı Hak bizi musibetle yetiştiriyor. Nasıl Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Kur'an'da da geçiyor o. Musa Aleyhisselam diyor ki, hani savaşmamız lazım şu bölgeyi almamız için. Bunlar diyorlar ki, ya Musa senle Allah'ın git savaş, bizi karıştırma bu işlere falan. Böyle korkuyorlar yani, savaşmak istemiyorlar. Cenab-ı Hak ona ceza olarak onları 40 yıl çölde gezdiriyor. Yani çölde dolaşıp duruyorlar. Yokluk çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Ama o yokluk, sıkıntı, onları şey yapıyor, hani güçlendiriyor, savaşçı hale getiriyor ve bir nesil de yetişmiş oluyor böylece o çetin şartlarda. Biliyorsunuz çetin şartlarda büyümüş insanların şeyi daha kavi olur, kuvvetli olur. Hatta küçükken çok sıkıntı yaşayan insanlar büyüdüklerinde yani büyük yaşlarında daha kuvvetli olurlar. Çünkü sıkıntılarla sınanmışlardır. Veya işte çocukluğunda hastalık geçiren bağışıklığı büyüdüğünde kuvvetli oluyor gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. İşte insanoğluna Cenab-ı Hak bu yeteneği vermiş. İyiye bakarak iyiyi çoğaltabilir insanoğlu. Kötüye bakarak da kötülüğü çoğaltabilir. İyi olan arkadaş iyiye bakıyor. Niye? Varlığa karşı hüsnü zannı var. Bu varlık hayır üzerine diyor. Cenab-ı Hak bu varlığı insana kötülük olsun, varlıklara kötülük olsun, kainata kötülük olsun diye yaratmadı yokluktan varlığa. Haşa, o nihayetsiz güzeldir. Böyle yapmaz. Bu şekilde vücuda getirmez. O halde bunlar iyilik içindir. Bu kötülükler arizidir. Bakın ne arizi ne asıl. Ne arizi ne zati. Bu ayrımı imanlı ve imansız insan farklı yapar. Ben ateistlerde çok görüyorum bunu. Adam diyor ki dünyanın özü kötülüktür. Dünya diyor zalimlik, dünya şöyle, dünya böyle. Onu asıl, diyorum ki ben o zaman diyorum hani bu çiçekler niye güzel? Bu meyveler niye böyle? Bu dünya, ya diyor onlar diyor işte evrimin bilmem ne. Onları küçültüyor, arizi görüyor. Asıl değil diyor, asıl diyor kötülük. Kainat diyor zulüm, eziyet. Başka bir şey yok diyor kainatta.
O güzelliklere biz diyor kendimizi kandırıyoruz falan diyor. İşte onlara diyor aldanıyoruz da falan diyor. Bu asılı gözlü görmezden geliyoruz falan. O öyle görüyor. Biz nasıl görüyoruz? Biz diyoruz ki bunu yaratan Allah. Nihayetsiz kemalde bir Allah. Bütün Esma-ül Hüsna'sı güzel bir Allah. Kemalde bir Allah. Bunları diyoruz kötülük olsun diye yapmaz. Hatırlayalım. Hazreti Hatice annemiz, validemiz, Cenab-ı Hak ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahyi aldığında biliyorsunuz çok telaşlanmıştı, endişelenmişti. Çünkü kolay bir şey değil yani Cebrail Aleyhisselam'ı asıl halinde görmek, onun tarafından sıkılmak, imtihan edilmek zor bir şey. Kolay bir halet ruhiye değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmişti ve hani şüphesini açmıştı. Acaba hani benim cin mi çarptı? Hani daha nübüvvetin başı. Her şeyden emin olmayabilir daha o başlarda. Sonra tabii ki de emin oluyor o süreçte de. Acaba ben şöyle bir şey mi oldum? Hastalandım mı? Deliriyor muyum? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan telaş etmişti. O zaman Hazreti Hatice validemizin radıyallahu anh'a çok hoş bir şeyi var. Diyor ki Allah diyor sana diyor böyle bir şey yapmaz diyor. Sen diyor yetimi korursun, akrabayı gözetirsin, insanlara iyilik edersin. Onun böyle meziyetlerini sayıyor. Bunu hani ben söylemesini bir yazımda tefekkür etmiştim. Dedim ki Hazreti Hatice validemiz şuunat-ı zatiyeyi okuyor aslında. Yani bu öyle iyilikler yapan bir insana Allah öyle bir kötülük yapmaz. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah değildir. Bakınız daha nübüvvet gelmemiş ama Hazreti Hatice validemizde nasıl bir iman var? Ya bunu düşünmek lazım. Daha nübüvvet yok ama nasıl bir Allah'a inanıyor? Demek ki var onda şeyi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan belki kalan o Hanif dininin şeyi, veresesi. Hazreti Hatice validemizde mevcuttu belki de, biliyordu, marifeti vardı. Yani şuunat-ı zatiye ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin ediyor. Yani Allah diyor böyle bir insana böyle bir şey yapmaz. Evet. Allah onlardan razı olsun. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Cenab-ı Hak da bize öyle olmayı nasip eylesin. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-yı azimeye girdi. Büyük bir çöle girmiş. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle, yani hüsnü zan güzel düşünce ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var. La ilahe illallah. Bak ilk ayet ne diyordu bize? Allah'tan başka ilah yoktur. Yoksa o zaman her şey onun kuludur. Her şey onun yarattığıdır, mahlukudur. Hikayeye buradan bağlanıyoruz. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Demek ki bizim varlığa karşı hüsnü zannımız tevhid ile mümkün ve tevhidden doğuyor. Yani biz arslana hüsnü zan ettiğimizde tabiri caizse bu arslan ya iyi bir canlıya benziyor falan, tipi de çok delikanlı duruyor, saçları falan da gür, yapmaz mı bize böyle kelek falan demiyoruz. Ne diyoruz? Onu yaratan da Allah, beni yaratan da Allah, onunla beni birbirimizle hasım olarak yaratmamıştır. Ölüme baktığımızda, ölümü de yaratan Allah diyoruz, hayatı da yaratan Allah. Bunları birbiriyle savaşsın diye yaratmamıştır. Bunlar bütünlüklü bir hikmetin parçasıdır. Ölüm hayatın parçasıdır diyoruz. Ki ayet-i kerime de bize öyle söylüyor. İnsanoğlunu sınanmak için ölümün ve hayatın yaratıldığını söylüyor. Hayatı da kıymetli yapan arkasında bir ölüm olması. Eğer arkasında bir sınır olmasaydı biz o hayatı doldurmaya çalışmazdık gibi manalar oradan gözüküyor. Tevhid düşüncesi arkadaşlar bütün varlıkla insanı barıştırır. Çünkü aynı amacın hizmetkarı kılar. Tevhid olmasa
her birimiz başka yönlere gidiyor olabiliriz ve bu yönler birbiriyle çakışıyor, çelişiyor olabilir, çatışıyor olabilir. Ama tevhidle iman ettiğinizde hiçbir şey diğeriyle anlam, amaç açısından çatışıyor olamaz. Zahiren bizim yaşadığımız 3 boyutta, 4 boyutta olaylar böyle gelişiyor, gözükebilir. O onu öldürüyor, bu bunu yaralıyor, o onu yiyor, bu bunu kovalıyor olabilir. Ama bunlar aslında bütünde bir şeyin parçasıdır. Büyük resmin parçasıdır. Nasıl ressamlar bir tuvalde çalışırken o Bob Ross vardı, kıvırcık saçlı, öldü o ara, toprağı bulursun. Mesela siyah boyuyor önce atıyorum. Sonra üstüne mavi çalıyor. Ya bu siyahın üzerine maviyi siyaha düşman olduğu için mi çaldı? Hayır. Arada bir renk onu yakalayacak orada. Atıyorum lacivert yakalayacak. Onu o surette yakalıyor. Siyahın üstüne o rengi çalarak yakalıyor. Veya kırmızının üstüne başka bir renk çalıyor. Alttaki rengi istemiyor mu? Hayır. Alttaki renk üstteki renkle bütünleşsin istiyor. Başka bir renk tonu orada oluşsun istiyor. O yüzden onu yapıyor. Biz de bu kainatta sınırlılığımızdan dolayı olayları bu şekilde müşahede ediyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın nazarında ezeli ve ebedi olan Allah'ın, alim, hakim olan Allah'ın görüşünde, kuşatışında onlar bir bütünlüğün parçası, bir kemalin parçası. Cenab-ı Hak onlar birbirle savaşsın diye değil, onlar birbirle bütünlesinler diye bunları yapıyor. Esma-ül Hüsna'sı birbiriyle çelişmiyor, haşa. Birbirini tamamlıyor. Evet, hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu arslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. İmtihan. Cenab-ı Hak böyle sınamış. Ta alt geçen bir arkadaş soru sordu. Ya abi her şey Allah'ın emriyle oluyorsa her şeye rıza göstermemiz gerekmez mi? Karşı koymamamız gerekmez mi yani? Hiç karşılık vermememiz gerekmez mi diye sordu. Ve dedim ki kardeş, Allah'ın onu kesin olarak istediğini bilsek evet. Ama bize bir alan bırakmış. Belki de ona karşı mücadele etmemizi istiyor. Muradı bu. Nitekim kafirleri bize musallat ediyor. Teslim olalım diye değil, kafirlere karşı savaşalım diye musallat ediyor. Hani muradı kafirler bize hükmetsin değil. Kafirlere karşı mücadele edin, iyi mücadele ederseniz zaferi size vereceğim diye. Olan her şeye bu şekilde biz teslim olmuyoruz. Bize bırakılmış payı kullanarak, onunla sonuç alamadıysak, onun hakkı bittiyse teslim oluyoruz. Fakat yine kaçtı, kaçıyoruz çünkü Cenab-ı Hakk'ın niyeti bilmiyoruz. Yani ne murad ediyor oradan bilmiyoruz. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. 60 arşın. 60 yıl. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Asılı kalmış yani. Baktı ki iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan. Aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Yani dehşete kapıldı. Fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki. Gün doğmadan neler doğar değil mi? İşte Müslümanın kafasındaki düşünce. Ya da o işte ariflerimizin şiirlerinde olan şeyler. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Veya İbrahim Hakkı Hazretleri'nin galiba, kahrında hoş, lütfunda hoş bakışı. O an o hadiseyi çözemesek de, genelde ona sahip olduğumuz için bir ön emniyet, koruyucu hekimlik yapıyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Bir organizasyon var. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. Döndük mü birinci söze? Döndük mü Bismillah'a? Döndük işte. Allah adıyla. Hiçbir şey yalnız değildir. Orada o cümleyi çok söylemiştik. Yalnız ben ve kainat değil. Yalnız ben değil.
Allah ile ben, Allah ile kainat. Bismillah bunu anlatıyor dedik. Bakınız burada doğruya döndük. Evet, bunlar gizli bir hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Yani bu zorla gönderiliş, bu zorla gidiş, aslanın kovalaması, kuyuya düşme, altta ejderha var. Ya diyor bu iş başka bir iş diyor. Yani ben buraya sanki özellikle getirildim. Sankisi fazla özellikle getirildim. Bir şey yapılacak burada ama diyor ben bunu çözmem lazım. Bir yere davet edilmiş gibiyim diyor. Yani bir yere gönderiliyor gibiyim. Bunu çözmem lazım. Bir tılsım var. Aşmam gereken bir perde var. Okumam gereken bir açıl susam açım var. Hani açıl susam açım söyleyemedim bir türlü. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl demem lazım ki bu diyor şey açılsın. Kayaların arası açılsın. Yolu bulayım. Hani buraya gelmek boşuna değil. Dilim kurudu galiba. Heyecandan fazla hızlı konuşuyorum. Kelimeleri telaffuz etmem güçleşiyor. Evet, bunlar gizli bir hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Bu şeye nasıl ulaştı? Baktığına, bildiğine, sürecin organizasyonu onu bu noktaya getirdi. Şimdi mesela deistler diyorlar ki tamam Allah diyorlar yaratmış tamam kainat ama ya ilgilenmiyor diyor. Hani öylesine yaratmış veya elinde olmadan bazıları öyle diyor. Hani Cenab-ı Hak mecbur kalıyor. Nasıl bir ilahsa o böyle tecelliler oluyor. Biz o tecellilerin içinde bir şeyiz, bir parçayız. Böyle tuhaf felsefik görüşler de var. Ona ne diyorlardı? Bir şey bil vacip mi diyorlardı? Unuttum şimdi isminin ne olduğunu. Kavram vardı yani onu ifade eden unuttum. Teşebbühü bil vacip yok o değil herhalde. Neyse. Ama dediğimiz gibi şimdi biz öyle bir yerindeyiz ki varlığın etrafımızda kainat şekillenmiş gibi. Ya hani diyorlar Galileo neyi boşa çıkardı? İşte dünya evrenin merkezi değildir. Bunu diyor boşa düşürdü diyor. Bu diyor aydınlanmacılığın bilmem şusu busu. İyi de dünya öyle bir yerde ki yani hayatın devam etmesi için burada olması lazım. O anlamda merkeziyeti dünyanın son bulmadı. Coğrafi olarak şeyler o zamanın Aristo falan onlardan gelen astronomisi dünyayı en ortada işte güneş onun etrafında dönüyor falan diye düşünüyorlarmış. Yanlış bir düşünce. Galileo'ya helal olsun yani onu ortaya çıkarmış. Bu demek değildir ki iman boşa düştü. Yani insanın olduğu yer boşa düşmedi ki, hikmeti boşa düşmedi ki. Şimdi bilim adamları diyorlar biz evrenin öyle bir yerindeyiz ki canlılık ancak burada oluşabilir. Yani şartlar ancak böyle veya güneş sistemin içinde dünya öyle bir yerde ki canlılık ancak bu şartlarda oluşur. Biyolojik bu karbon bazlı canlılık için diyorum. Yoksa melekler her yerde var. Ama karbon bazlı bizim hayatımız açısından düşünüldüğünde karbon, hidrojen, azot bazlı o yaşam ancak burada oluyor diyorlar. Veya işte onun içinde yine dünyanın daha ince şartları, toprağın oluşumu, suların kaynama şekli, ısılar, dengeler, evrenin sabiteleri. Ta Big Bang yani işte eğer oysa o da açıklama teorilerinden birisi. Ta o zaman evren başlarken belirlenmiş sabiteler var diyor. O sabite öyle olmasa bugün diyor biyolojik varlık oluşamazdı diyor. Bak ta evrenin başından burası düşünülmüş. Şimdi o adam o sürece bakıyor. Bu aslanın kovalaması, bu ejderhalar diyor ben izleniyorum galiba diyor ya. Beni diyor birisi takip ediyor diyor. Yani bir sahnede gibiyim ben. Bir oyunun içindeyim. Adam oradan buna uyanıyor ve diyor ki beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Yanlış mı bu uyanma? Doğru. Yanlış değil. Deistler doğru mu söylüyor? Hayır, yalan söylüyorlar. Çünkü
üzerlerindeki sanat onların ilgiyle, dakiklikle takip edildiklerini gösteriyor yani. İnsan kendindeki sanatı Allah'ın abesliğine veremez, haşa. O incelik bir vazifeden haber verir. Ayrı bir gözetişten, sınanmadan haber verir yani. İster istemez haber verir. Sen ayrıca gözetilmediysen hayvandan nasıl ayrı oldun? Haberdar değilse senden Cenab-ı Hak ayrıca, sen niye daha farklı bir şey oldun? Değil mi? Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Diyelim, buradan farklı bir konuya geçiyoruz. Bu kısmı bir daha giderse bırakalım. Şu paragrafı okuyayım tekrar. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Burada kaldık. Yani buradan artık gaibane muhatabiyetten hazırane muhatabiyete geçiliyor. Cenab-ı Hakk'ın marifetullahında bir eşik atlanıyor. Bunu başka yerlerde de bağlayarak Bediüzzaman'ın ayrıca konuşalım. İnşallah orayı daha çok açalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.